Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir kanalına hoş geldiniz. Ciddi bir konu, ciddi bir başlık. Anayasa hukukunun 36. videosu. 36 video. Dile kolay arkadaşlar. Ciddi bir emekle hazırladık bu videoları. Ama çok güzel dönütler alıyorum. Instagram'dan DM üzerinden birçok güzel mesaj geliyor. Yorumlar kısmına çok güzel mesajlarınız geliyor. Bunlar bizi daha da böyle şevkle yapmamıza sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar yine gözüm kendime kayıyor. Arada bir alamıyorum kendimi kendimden. Şimdi arkadaşlar bu videoda bireysel başvurudan bahsedeceğim. Yani sana e, anayasa veya anayasa tarafından tanınmış temel hak ve özgürlüklerin var. Avrupa İnsan, e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden dayalı ve Türkiye'nin taraf olduğu protokollere dayanarak senin hak ve özgürlüklerin var. İşte senin bu temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin devlet tarafından dahi olsa ihlal edilemez. Tamam mı? Velev ki ihlal edildi. Bunun yani bireysel anayasa mahkemesine bireysel başvuruyu yoluna gidebilmen için en temel şart yargısal yolları tüketeceksin. Tamam mı? Gerek idari yollar gerek yargısal yolları tüketeceksin. Sonra anayasa mahkemesine bireysel başvuruya gideceksin. Temel mantık bu. Ben size bunu anlatacağım. İşte ne anlatacağım? Başvuruya giderken neler gerekiyor? Avukata vekalet, vekalet vermek gerekiyor mu? Hocam bunun süresi 30 gün 15 gün. Evet 30 gün 15 gün. Bunlardan bahsedeceğim. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru durumunda bölümlerce karara bağlandığını, duruşma yapılıp yapılmadığını, dosya üzerinden görüşüldüğü vesaire gibi ufak tefek böyle tatlı lezzetli ayrıntılara gireceğim. Ve çok güzel bir şekilde seriyi tamamlayacağız. Gel bakalım Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Hadi bakalım. Çık ekrandan. Şimdi arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ne kalem yazıyor mu? Herhangi bir problem. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokolleri kamu gücü tarafından yani devlet tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ne yapıyorsun? Gidiyorsun anayasa mahkemesine diyorsun ki ey anayasa mahkemesi bana tanınan hak ve hürriyetler ihlal edildi. Ben size bireysel başvuruda bulundum diye ne yapıyorsun? Gidiyorsun anayasa mahkemesine başvuru yapıyorsun. Anayasa mahkemesi ihlal eden o ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ve ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarında ne yapılması lazımmış arkadaşlar? Tüketilmiş olması gerekiyor. Bu benim için en temel birinci şart. Neymiş? İdari ve yargısal süreç tüm başvuru süreçlerini tamamlayacaksın. En son geleceksin anayasa mahkemesine. Bireysel başvuru hakkına kimler sahiptir? En başta bilmen gereken şey şu. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Kimler yapamazmış? Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Hocam bunun mantığı ne? Neden kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamıyor? Arkadaşım devletin organı devlete mi başka bir devlet organını şikayet etsin? Anladın mı? Yapmıyor. Vatandaş organı devletin bir kurumunu gidip devlete şikayet edebiliyor. Anayasa mahkemesine şikayet edebiliyor. Tamam mı? E, yargısal süreçleri idari süreçleri tamamladıktan sonra ama devletin bir kurumu gidip Anayasa Mahkemesine devletin başka bir kurumunu şikayet edemiyor. Bireysel başvurusu yok. Hocam, özel tüzel kişilerin var mı? Al ekrandan kendini. Tabii ki özel hukuk tüzel kişilerin kırmızıya döndüm. Sadece tüzel kişiliğe ait hakların ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapabiliyor. Şuraya 18.44 yazalım. 4 dakika başladığımı düşünürsem 40. Derse başlama fazla uzamasın diye. Pomodoro. Şimdi gerekçesiyle birlikte e, tüzel kişilere ait hakların ihlal edildiği gerekçesiyle bir gidiyor. Özel hukuk tüzel kişiler başvuru yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Herhangi bir problem burada yok. Tamam. Devam ediyorum. Bireysel başvuruda ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ve ihlal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Doğrudan etkilenenler tarafından yapılıyor. Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılara bireysel başvuru hakkı tanınmamıştır. Yapılamaz. Tamam. Şimdi hocam toparlayalım mı? Elbette ki tabii. al, al kendini ekrandan. Gel buraya. Toparlayalım. Kimler başvuru yapabiliyor? Kamu sekişleri yapamıyor. Özel hukuk sekişleri yapabiliyor. Vatandaşımız yapabiliyor. Yabancı uyruklu yapamıyor. Tamam. Yargısal yolları tüketecek mi? Tüketecek. Bana Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar, haklar, hakler, haklar, e, Türkiye'nin taraf olduğu protokollerden tanınan haklar ve bunun yanında bunun yanında anayasaca bana temel tanınmış haklar devletin kurumları tarafından ihlal edildi. Ben idari ve yargısal yolları bitirdim. Ey anayasa mahkemesi artık senin yanındayım. Çık ekrandan. Şimdi bireysel başvurunun usulü nedir? Usulü bireysel başvuruda doğrudan ya da mahkemeler veya da yurt dışı temsilciliği vasıtasıyla yapılabiliyor. Doğrudan yapabiliyorsun. Mahkemeler aracılığıyla yapabiliyorsun. Yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla da yapabiliyorsun. 3 tür aracı. Yani ben buna desem ki bir doğrudan iki mahkemeler aracılığıyla 3 yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla yukarıdakilere hangisi bireysel başvuru yapılma usullerinden biri değildir. Cevap hepsi olacak arkadaşlar. Hepsi doğru diyeceksin. Tamam. Biridir veya değildir tarzında bir soru gelirse yapıştıracaksın. Doğrudan mahkemeler aracılığıyla ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabiliyorsun. Ya hızlı beni hızlandırıp izliyorsun değil mi? beni? Hızlandır hızlandır hadi bakalım. Şimdi bireysel baş, başvurular harca mavi ya. mavi değiştiren başka bir renk. Yeşil nasıl? Bireysel başvurular harca tabidir. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Biraz da yeşilden gidelim. Harca tabidir. Başvuru dilekçesine başvurucunun kimlik ve adres bilgileri, ihlal edildiği ileri sürülen hak, özgürlüğün dayanan anayasan hükümlerinin, başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildiği tarih ve varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekiyor. Yani sözün özü şu. Ey Anayasa Mahkemesi diyorum. Ben Murat Akselim. Ben şu hakkım ihlal edildi. Anayasanın şu maddesine dayanarak ben bu hakkımın peşindeyim. Lütfen bak bilgilerimi de sana verdim. Artık şunu neticelendir diye başvuru yollarını neler yaptığın hangi aşamalardan geçtiğinde mahkemeye bildiriyorsun. Tamam. Yani ben senin önüne tüm yolları tüketmiş olarak geldim. Peki benim uğranılan zararım şu kadardır. Şu temel hak ve özgürlüğüm zedelenmiştir. Şu kadar benim bir tazminat da senden talep ediyorum da denebiliyor. Şimdi başvurucu harca tabi olduğunu gördünüz değil mi? Bak harca, keşke harca tabi olmasa. Biz hukuk öğretir partisi olarak meclise girdiğimizde arkadaşlar Tamam mı? Aman bak tüm İBF mağdurları, işte atanamayan öğretmenler, bunun yanında e, işte kurum sınavları açıl, açılmayan B grubu arkadaşlar. Herkesin oylarını alarak meclise girdiğimizde anayasa mahkemesine bireysel başvurunun harca tabi olmasını kaldıracağız. Vaat ediyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, daha unutmasın herhalde. Anayasa Mahkemesi'ne başvurun harca tabi olduğunu. Başvuru bir avukat tarafından temsil ediliyorsa vekaletnamenin sunulması gerekmektedir. Vekaletname burada şart. Geçtim. Hocam ne kadar sürede başvuru yapılacaksın? Başvuru yolu öngörülmemiş ihlalin öğrenildiği tarihten veya da başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren 30 gün. Eğer ki haklı bir mazeret nedeniyle süreyi kaçırmışsan 15 gün içerisinde gideceksin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaksın. 30 günlük süre önemlidir. Karşımıza soru olarak gelebilir. Hatta şunu da sorabilirler. Herhangi bir mazeretle 30 günlük süreyi 30 günü vermez. Çünkü şıklarda 30 günde koyar bunu işaretlemen için. Olağan başvuru sürecini kaçıran, hakkı ihlal olmuş, anayasal yolları tüketmiş olan bir kişi belli mazeretler dahilinde Bireysel başvuruyu ne kadar süre içerisinde yapma hakkı ek süre olarak tanınmıştır. Tamam? Daha e, toparlanır bu cümleler arkadaşlar. Üstünde çalışmak lazım. Soru cümlesidir bu. 15 gün diyeceksin. Normalde başvuru bireysel başvuru süresi ne kadar diyeceksin? 30 gün diyeceksin. 30 gün mazeretler varsa 15 gün gecikmeden dolayı da yapabiliyorsun. Tamam? Devam. Devam. İyi gidiyoruz ha. Hadi. Esas hakkında inceleme Bireysel başvurunun kabul edilebilirliği karar verilmesi halinde başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Kime bilgi veriyoruz? Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde hallerde görüşünü yazılı olarak mahkemeye sunuyor. Diyor ki Adalet Bakan, Anayasa Mahkemesi başvuruyor. Kabul ediyor. Örneğini nereye gönderiyor arkadaşlar? Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Komisyonlar, bölümler. Bireysel başvurularda incelerken bir temel hakkın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve inceleme yapabiliyor. Araştır kardeş. Ben sana boşuna mı geldim başvuru yaptım? Araştır. Adalet Bakanlığı'na bilgi verdin. O da sana bir yazı göndermiş olabilir. Hayır. Böyle bir ihlal söz konusu değildir. Şu şu maddelere dayanarak biz karar verdik diyebilir ki böyle diyecektir. Ama sen de komisyonlar kurduğum bir komisyon ve ve bölüm, iki bölüm vardı. Hatırlıyorsun değil mi? 2 bölüm 2 bölüm bir genel kurul. 2G sistemi diyorduk biz buna. 2G millet 3G 4G'ye geçmiş. Biz 2G'deydik. Hatırladın değil mi bir önceki videolarda? Anayasa Mahkemesi 2 bölüm bir genel kurul. İşte bu bölümler e, ne yapıyor? E, kendileri incelemede yapabiliyor. Çık buradan. Devam ediyorum. Mahkeme mahkeme Hocam kalem değiştirelim. Tabii ki. Ne yapalım? Mavi mavi. Şunu yapalım ya. Tamam. Mahkeme incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte gerekli görüşle duruşma yapılmasına da karar verebiliyor. Bak bunlar ince ince dokunuşlardır. Tamam. İnce dokunuşlardır. Dosya üzerinden de görüşebiliyor. Gerekli görüşse de duruşma yapma hakkı var. Şimdi geldik kararlara. Yani ben anayasa mahkemesine bireysel başvuru hali bulundum. Bakalım kararlar neler çıkacak. Esas inceleme sonunda başvurucunun başvurucunun hakkının ihlal edildiği ya da edilemediğine karar verilebilir. Edilmiştir, edilmemiştir. İhlal karar verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Neymiş bu? Yerindelik denetimi yapamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde karar veremez. Şunu. Yerindelik denetimi ne biliyor musun? Mahkemenin yerine geçerek bir karar veremez. Şu hak ihlal edilmiş deyip doğru olan budur diye bir karar veremez. Dosyayı nereye gönderiyor? Görevli mahkemeye gönderiyor. Yerindelik kararı, bir idari işlem, bir idari düzenleme gerektirecek bir karar veremiyor. Sen mahkemesin, ihlali tespit ettin mi? Gerekli gördüğü mahkemeye bunu gönder. Gönder mahkemeye. Sen yerine geçip karar verme. Anladın değil mi olayı? Şimdi ihlal edilmiştir, ihlal edilmemiştir. İhlal edilmişse gerekli mahkemeye bunu gönderiyorsun. Şimdi <laughs> tespit edilen ihlal bir mahkeme tarafından kaynaklanmışsa ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için bak kendi karar vermiyor. Yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderiyor. Al İlgili mahkemeye dosya gitti. Yeniden yargılama yapmak için. Kendi yargılama yaptı mı? Yapmadı. İşte yerindelik denetimi yapamaz. Yeniden yargılama yapılmasına hukuki yarar bulunmayan hallerde lehine yani başvurucunun lehine bir tazminata da hükmedebiliyor. Sonra genel mahkemelerde dava açılması yolu da gösterilebiliyor. Git dava yolunu da açabiliyorsun diyor. Yani kardeşim diyor. Evet hak ihlal senin bir hakkın ihlal edilmiş. Ey mahkeme bu durumu düzelt. Git genel mahkemeye benim bu kararımı dayanak göster tekrar dava aç. Artık düzeltilmesi geriye alınmasının bir amacı yok. Artık senin lehine bir tazminata hükmedelim. Tazminata hükmedilebilir. Tamam. Şimdi devam edelim. Yeniden yargılama yapmakla Yükümlü Mahkeme Anayasa Mahkemesinin ihlal ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dava dosyası üzerinden karar verecek. Devam. <laughs> şimdi, şimdi bölümlerin esas hakkında kararları gerekçeleriyle birlikte ilgili ilgililere Adalet Bakanlığına tebliğ edilir, Mahkemenin internet sitesinde yayınlanır. Hangi mahkemenin internet sitesinde yayınlanıyor? Anayasa Mahkemesi'nin. Davadan feragat halinde dava düşer. Baş, başvuru hakkında kötüye kullanılması. Bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullanıldığı tespit edilen başvurucular aleyhine yargılama giderlerinin dışında ayrıca disiplin para cezasına hükmediliyor. Şimdi bak eldiveni çıkartıyorum. Şimdi geriye dönüyorum. Geriye dönüyorum. Hızlı bir şekilde bunun bir özetini çıkartalım. Bak, bana bak. Bana bak. Özet yapıyoruz şimdi. Hıp Hızlıca özet. Yani şu 15 dakikalık videoyu 1-2 dakikada özetleyeceğim. Bunlar senin test için böyle e, dayanağın olacak. Tak 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 iş halledip geçildi. 30 gün, 15 gün. Kampteks'i gidemez. Özel hukuk teks'i güzel. TC vatandaşı gidebilir. Yabancı gidemez. Yargısal yolların tüketilmesi lazım. İdari yolların tüketilmesi lazım. Tamam? Gel. Gel nota, hızlıca gidiyorum. Temel hak ve özgürlük sana tanınmış temel hak ve özgürlükler var. Bunlar ee, devlet tarafından, kamu gücü tarafından ihlal edilmiş. İdari yollar, yargısal yollar tüketmiş olacaksın. Kimler başvuru hakkına sahip? Kamu tüzel kişileri Kamu tüzel kişileri başvuru hakkına sahip değildir. Özel hukuk tüzel kişileri başvuru hakkına sahiptir. TC vatandaşları başvuru hakkına sahiptir. Nasıl nasıl sahiptir? Doğrudan arkadaşlar başvuru yapılabilir. Mahkemeler tarafından başvuru yapılabilir ve kim tarafından arkadaşlar? Yurt dışı temsilcilikleri tarafından da başvuru yapılabiliyordu. Tüm bilgiler başvuru sürecindeki tüm bilgiler yazacak. Eğer avukat tarafından yapıyorsan arkadaşlar ne yapacaksın? Vekalet, namenin sunulması şart. Harca tabi miydi? Tabiiydi. Tamam? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 30 günlük süre, 15 günlük süre artık kaçırmazsın. Devam ediyorum. İnceleme süreci. Adalet Bakanlığı'na bilgi veriliyor mu? Verildi. Adalet Bakanlığı'na bilgi verildi. Sonra arkadaşlar dosya üzerinden görüşülür. Duruşma yapılmasına karar verilebilir mi? Elbette ki verilebilir. Komisyon ve bölümler ne yapıyor? Her türlü araştırma ve inceleme yapma yetkisi var mı? Var. Devam ediyorum. Kararlar kişinin ihlal edildiğine dair bir karar da verilmiş olabilir. İhlal edilmediğine dair bir karar da verilmiş olabilir. Tamam mı? Ama yerindelik denetimi yapılamazdı. Yani yerine geçip işlem yapamıyor. Tamam. Çık. Özetliyoruz. Yeniden yargılama yapılmak üzere dava dosyası ilgili mahkemeye gönderilebilir. Lehine tazminata hükmedilebilir. Genel mahkemede git dava aç denilebilir. Tamam. Devam ediyorum. Yeniden yargılama yapılmak e, yapmakla hükümlü olan mahkeme dava dosyasının dosya üzerinden görüşüp karara bağlar. Geçtik. Eğer ki Art niyetli bir kişi bu işlemi yapmışsa disiplin para cezası aynı zamanda yargılama giderlerine tabi olacaktır. Davadan ferakat hali söz konusu da dava düşer ve verilen karar anayasa mahkemesinin internet sayfasında yayınlanıp Adalet Bakanlığına bilgi verilir. İşte anayasa mahkemesine bireysel başvuru nedir? kimler tarafından, ne kadar sürede yapılır, süreç nasıl işler? Anayasa Mahkemesi'nin bölümleri ne, ne yönde bir karar verecektir? Bunları bu videoda gördüm. Şimdi arkadaşlar, kendine iyi bak. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru bitti. Hatta Anayasa Mahkemesi bitti. Yargıtay'la devam edeceğiz dersimize. Sonra Danıştay, sonra Uyuşmazlık Mahkemesi Sonra hakimler, savcılar kurulu. Büyük ihtimal hakim ve savcılar kuruluna kadar bir video yapacağım. Hakim ve savcılar kurulunda yaklaşık 2 veya 3 videoda anlatır ve bu işi bitiririz. Kendine iyi bak. Gel ekrana. Kendine iyi bak. Halen kanala abone değilsen kanala abone olmayı unutma. Hoş ol. Hoşçakal.